ben Sivas Merkez Atatürk İlköğretim, şimdiki adıyla ilkokul ve ortaokul bünyesinde okul müdürüyüm. Okulumuzda 2012-2013 öğretim yılı başında çalışmalar paylaşılırken okulumuzun İngilizce öğretmeni Emre Bey bir ITEC projesi yapacağını söyledi, sağ olsun. Ve bu çalışmaya sene başından itibaren başladı. Biz bu ITEC projesinin üçüncü ayağı, yani üçüncü fazından başlamış olduk. Başlarken önce öğrencileri seçti ve öğrenciler içerisinde bu projede gönüllü çalışmak isteyenler, onları seçti. 6, 7 ve 8. sınıftan. Bu 6, 7 ve 8. sınıftan seçilenler kendi aralarında grup oluşturarak 3 tür çalışma yapmak istediler. 1. Gelecekte okulumuz, gelecekteki okulumuzun fen laboratuvarı nasıl olmalı, kütüphanesi nasıl olmalı ve spor sahası, sporla ilgili bölümleri nasıl olmalı diye bu şekilde çalışmalar başladı. Bu çalışmalarımız bir müddet devam ettikten sonra öğrencilerin özellikle bu tasarladıkları yerlerle ilgili tasarım özetleri çizildi. Daha sonra bu tasarım özetleri bloklara yüklendi. Sonraki bağlamda sorgulama aşaması. Biz nerelerden faydalanabiliriz? Burada da faydalanacağımız yer olarak Sivas Lisesi seçildi. Sivas Lisesi'ne gidildi. Bu tasarladıkları kısımlar, bölümler gezildi. Sonra da bunlarla ilgili o okuldaki öğretmenlerden ve öğrencilerle yardım almak, bunlarla röportaj yapmak, bunlarla bu çalışmalar hakkında ön bilgi edindiler. Bu edinmiş oldukları ön bilgileri tekrar okulumuza gelerek okulumuzdaki çalışmaları devam etti ve bunları resimler olarak yüklemeler yaptılar. Daha sonra da bu program sayesinde ürün tasarlaması ortaya çıkmış oldu. Öğrencilerin yapmış olduğu bütün bu çalışmalar blokları eklediler. Bu projede emeği geçen Emre Kaya öğretmenimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin de çalışmalarından dolayı onlara teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda bu çalışmalarımız daha ileri safhalara, öbür aşamalarıyla beraber ulaşacağız. Daha güzel projelerimiz ortaya çıkacak. Bu projemizin okulumuza hayırlı olmasını diliyorum.